Merhaba sevgili arkadaşlar. Tuple'larla ilgili örnek bir uygulama yapacağız. Şöyle bir şey düşündüm. Mesela bir bölgenizde, ilinizde yapılıyordur. TÜBİTAK sınavları ya da yarışmaları yapılıyor. Diyelim ki bir kazananlar listesi var. O liste açıklandığı zaman değişmeyen bir liste. Ben şöyle bir liste yapıyorum. Ve şöyle bir liste çelebi. Evet. Şimdi arkadaşlar tuple'ı oluşturdum. Arkasından kullanıcıdan bir isim alıyorum. Diyorum ki sorgulamak istediğiniz kişinin adını yazın diyorum. Değil mi? Ve sonra bakacağım. Eğer kazananlar nokta count isim eşit birse ne yaptık burada? Kazananların içinde verilen isimde kaç kişi var? Bir tane ise hani aynı isimde insanların olmadığını varsayıyorum. Bir tane ise print kazandınız. Kazandınız. Peki değilse print üzgünüm. Adınız listede yok. Basit bir sorgu yapmaya çalıştım. Buna yine masa üstüne tuple TÜBİTAK diyeceğim. Ve kaydedeceğim Python derslerinin içine. Evet. Bir deneyelim. Son açıklamalarını yazarız. Sorgulamak istediğiniz kişinin adını yazın. Mesela ben kendi adımı yazıyorum. Üzgünüm. Adınız listede yok. Bir daha sorgulatalım. Mesela Burak Can Türk yazmıştım. Can Türk. Hop kazandınız geldi. Arkadaşlar burada ne yaptık? Önce bunları konuşalım. Kazananlar adında bir adet tuple oluşturduk. Yani demet. Neden tuple yaptık? Ekleme, çıkarma, silme söz konusu olmasın diye arkadaşlar tuple kullandım. Mesela Milli Piyango'nun da kazanan numaraları bellidir. Araya siz ekleme yapamazsınız. Kullanıcıdan isim istedik. Ve ondan sonra dedik ki eğer kazananlar demetinde yani tuple'ında aranan isim bir kere varsa, dediğim gibi aynı isimden iki tane olmadığını varsayıyorum. Varsa kazandınız. Yoksa işte listede yok. Cevabı aldık arkadaşlar. Şurayı anlamanız çok önemli. Kazananların içinde kaç tane isim, yani şurada girilen isim var diye sorguluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.